Ver bana düşlerimi. Ver bana ne gülüyorsun? Ne? Ha. Ne bakıyorsun <gülüyor> <insan>? <gülüyor> Oğlum korktum. Ay şey dünkü maçın bir şeyini demonstrasyonunu yapıyorum. Hiçbir şey olmuyordu ya. Evet. Hiçbir şey olmuyor gibi yapalım bu. Ama o zaman şey yapman lazım ara ara. Ne bir o? şey yapacakmış gibi durman lazım. Durdurmam A lazım. A yani. Evet, diyor hoş geldiniz. Markaj YouTube kanalındayız. <laughs> Uh, au. <gülüyor> 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 Selamlar herkese Diyojen Podcast, Videocast ve Bilimumcast'te tekrar beraberiz. Bu hafta derbiyle açacağımızı zannediyorduk düşünüyor. herkes herhalde ama hayır daha önemli bir konumuz var. Neymiş o? Tabii ki Rıza He Hoca. Hemen beyanlara mı geçeceğiz? <laughs> Dur bakalım. Hayır geçmeyelim tamam. Allah Allah. Nasıldı maç? Ne maçı? <laughs> Hangi maç? Hangi maç? Hangi maç? Rezalet. Açıklama. <laughs> Korkunçtu ya. Ben bunu izlemek zorunda kaldığım için dava falan açabiliyor muyum birilerine? Yani e, açamıyorsun ama şey çok üzücü. Bu maçın, bu ligin imza maçı ya bu. Evet. Bu ligin temsilci, bu, bu mu şampiyon olmaya çalıştığımız lig? Ya gerçekten yani. şey bu lig için uğraşıyorsak bence alsın Fener istiyorsa Fener'e verelim. Galatasaray istiyorsa Galatasaray alsın. Zaten kimse memnun değil ya herkes şikayetçi. Herkes. Yani bu ligin kazananı olmanın hiçbir şeyi yok evet, gibi. Yani. Ya rezalet bir maçtı. Gerçekten burada dalga geçtiğimiz şey var ya Levante almeyra maçı. Keşke onu izeseydik. Kesin hiç. daha pozisyonlu geçer. Keşke onu en azından izlesin. top akar yani. Evet. Şu istatistiklere sabah konuştuk seninle. Top kesilmeden bir buçuk dakika falan oyunda kalmış sadece. Hakemi tebrik ediyorum öncelikle ya yani şu açıdan tebrik ediyorum. Çok zor bir maçın üstesinden geldi. Oynatmayarak. Yani niye şey niye kötü niyet falan hiç aramıyorum bu hmm. arada sıfır. Yok beni. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet yani böyle birinden <laughs> şey almış falan öyle hiç olduğunu düşünmüyorum. Gayet abi burada hakem dövüyorlar. Aha. Birazdan beyanda konuşacağız. Başka ülkelerde neler yapılıyor? Evet. Ben bu maçı oynatmazsam ya pozisyon olmasa tartışmalı, tartışmalı pozisyon da olmaz. olmaz. <laughs> Mükemmel bir mantık ya. Valla kimdi hakim? Kardeşler. Arda kardeşler değil mi? Aha. Valla iyi çalışmış maça. Kesinlikle göz açtırmadı iki takıma da. <laughs> Futbol oynamaya çalışanı hemen durdurdu. Muazzam güzel bir maç oldu. Bak mesela düşmüyorum. şimdiden söylüyorum. Hı. Kupa maçı. Bence çok iyi maç olacak. Öyle mi? İşte e, lig puan derdi yok. Evet. Tribünden girip birilerinin dövme riski yok. Hakem ee, kim olacak o maçta? Hakemimizi götürüyor e, muyuz yoksa? A, biz götürüyoruz. Ha, biz mi götürüyoruz? Biz götürüyoruz. Fırat, Fırat Aydınus mu? Vay, Fırat Aydınus falan. birini söylemiş. E, unut, şimdi şey adını unuttum yazdım. Türk Söylemiş. Mi? Türk Türk. Bu olacak Türk maçın mi? hakemi ha, demiş. Okay. Bence orada şey olacaktır ya. Hani Kaç para vermiş Araplar? Ya benim bildiğim 100 milyon euro. Benim bildiğim deyince de sanki bana euro, söylemişler euro. gibi. Yani, önce sana geliyor sen mi iletiyorsun? 25-25 e, takımları 50'de federasyon. İyi para. Yani çok iyi para. bu Buradan Dursun Özbey'i tekrar analım. Ben götürmezdim demişti. Ee, Ünal Aysal. Yani Ünal Aysal götürürdün <laughs> diyelim. 25 iyi para abi. 25 iyi para ya bence şey olur. Ben bile şey şu anda olur. Araplar konusunda daha az şikayetçiyim. Bizi isteseler gider misin? 25'e mi? 25'e. Giderim. Gidersin. 5'e de gidersin. 3'e e de gidersin. Şey de takarım kafaya simit de takarım. Aa Messi'ye gecelik giydirmişler. tül gecelik. Ondan yapar mıyız? Düşün böyle tül gecelik. Böyle programı cibinlikle açsak bizi, böyle birden. Bizi editleseniz de tül <laughs> Messi'ye giydirdikleri tül gecelik. Evet, inanılmaz İnanılmaz Bu arada geçen hafta programı koyduktan sonra inanılmaz şeyler geldi. Bu bölüme koymayacağız. Biraz bir biriksin diye alırız. bir sonraki bölüme. Photoshop yetenekler. Şimdi de bize şöyle muazzam bir. Muazzam şeyler geldi. El kutusu ile el El Nusri olarak <laughs> El Kadayıfi ile El Kadayıfi olarak bizleri böyle bir Arap yaparsanız bu arada yani... beni yapmanız çok zor değil hani. Evet. Ben biraz kaçmaya çalıştım. Bu hafta yorumlara Araplardan baktım. Mı? Ee, bıyık istenmiş. Nerede bıyık denmiş. O yüzden spesifik olarak sadece bıyık olarak Bıyığa geldim geri bugün. döndüm. Ama ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bir noktada oyun çok akmazsa Araplar şey diyecek. Oynayın lan. <laughs> <laughs> oynayın oğlum. Hadi lan biraz daha... Hadi ne demek o, duruyor? Onlar severler parayla mi, oynatmayı. parayla oynatırlar yani. Yani bunun için mi 100 milyon ödedik derlerse sorun çıkar. O yüzden bence bizim biraz Bence onlardan konuşulacaktır. Bu maça bakmadılar mı onlar? Bir öyle Değil mi? Arkadaşlar. Uf, neye verdik parayı? Ya dolandırıldık evet. oğlum resmen evet, diyorlar. şu Twitch <laughs> Keşke Twitch yayıncısı oynatsaydık abi. Keşke Twitch yayıncısı geçip ağzına susaydık. Evet. Severler. Peki gündeme geçelim. Daha konuşuruz derdini. Kardeşim Sarası senin bu Beşiktaşlarla derdin ne? Adam gitti artık gitti. Niye Rıza bayın? iki beyanı var burada? Sus, Hatta üç, üç. üç. Şunla başlayayım çok Artık yani çünkü. yere düşmüş adam. Adamın cesedini niye tekmeliyorsun sen? Niye oğlum? Şeye de vurdular ya yerde. Ya tamam işte yapmayalım. Bizim Türk futbolunda adalet şeydir. Adettir adalet diyorum. Adalet yok da. Şunu aç, açmak istiyorum. Çok komik geldi çünkü. Rıza Çalınbay'ın eski bir beyan yani bu hafta. Bu arada bir haftada neler oldu bak evet, düşün. Evet inanılmaz. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Ne olursa olsun ligden kopmayacağız. Takımı tamamen tanıdık. <laughs> Devre arasında 3-4 oyuncu alınırsa her şey bambaşka olur. Şey de demiş mi acaba? Bir de hocanın değişmesi evet. lazım. Evet. <laughs> Sizi de tanıdım oğlum. Tayfur Bingöl'ün paylaşımlarını takip ediyor musun? Hayır. Tabii ki etmiyorsun ama Twitter'a düştü. İşte son iki ay içinde diyelim. Ne kadar süre oldu şimdi tam hatırlamıyorum ama. Şenol Güneş'le fotoğrafını paylaşıyor. Emeklerin için teşekkürler hocam. Sonra Burak'la Burak hocam her şey için teşekkürler. Şimdi Rıza <laughs> her şey için teşekkürler. <laughs> Tayfur muhtemelen artık bir tane kalıbı var. Evet. Hocayı siliyor orada. <laughs> Eee hocam hocam emeklerin. <laughs> yazmış eden, değil ben, mi? Şimdiden 7-8 tane draftta atmıştır değişik değişik. <laughs> so, Soskaer diyorlar vallahi. Yani biz <laughs> bunu doğru okuyamıyoruz hiçbir zaman da. Hayır. O, o Olegunar hocam. Olegunar hocama. O da yani boşta evet. diye. Yani Bir e, başarısı da yok. Ben overrated olduğunu düşünüyorum. Ama zaten abi yani 2 yıldır olarak. iş bulamıyor herif. Evet. Yani zaten. Ya United nasıl bir törpüyse ömür törpüsüyse geleni çürüttü vallahi. Beşiktaş için Vitor hocamın ismi çıkmıştı. United'lılar uzun uzun Mourinho'yu düşünüyorlardır bence her seferinde. Mourinho şey demişti ya bırakırken. Ben bu takımda ikinci oldum. Bunun ne kadar büyük başarı olduğunu anlayacaksınız zaman geçtikçe diye. Bir de Abi ben e, şey anlamadım. Ten Hag'ın elinde bir şey mi var? Niye, niye kovulmuyor bu herif? Yani evet Premier Lig'de başarısız da olsan gitmezsin. Hmm. Hani birazcık şey yaparsın, daha yani ama... United biraz şeyi denemeye çalıştı herhalde. Çok hoca gönderdiler ya. Evet. Ulan bir tanesinin de arkasında ama en yanlışının arkasında durmayı başardılar galiba. Çünkü gerçekten olmuyor. Olmuyor. Olacak gibi de gözükmüyor. Peki Rıza Hocam sonra ne olmuş hayatında Rıza Hocanın? İzleyelim, hmm. görelim. Dün gece maç bitti. Tesisteyim. Önce Feyyaz, sonra Samet abi Aradı geleceğiz dediler. Samet abi dedi. Samet. Ay baba. Ay baba. Sonra gelmediler. Üç tane takım elbiseli. <laughs> <laughs> Biri şey değil mi? Güvenlik şefi. <laughs> Biri muhasebeci. Hadi Rıza abi hadi. Hadi. Rıza hocam. Şey demişler. E, bu gece şey yapalım hocam dediler. Ne, ne yapalım? yapalım? Ne yapalım? E, şey yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi istifa edelim. <laughs> <laughs> şey de almayalım. Tazminat da almayalım. Tazminat da almayalım. E, onlara dedim ki gece saat 1 olmuş bir şey yapamam. Onlar direttiler. Zaten sonrasında ayrıldık yazmışlar. Demiş. Hocam ayrıldık. Bitti. Şey Feyyaz Hoca, Samet Hoca önceden, önceden arıyorlar. Hani tesiste misin diye yokluyorlar. Ha tam geleceğiz biz ayrılma oradan. <gülüyor> <gülüyor> Güvenliği yolluyorlar. Biz ayrıldık abi kusura bakma. Şey çok bir de Rıza Hoca şey demişti ya. Hmm. E, Feyyaz olması, Samet olması, eski oyuncular olmamız çok iyi falan deyip. Ha. Ondan sonra yani bu kadar işte samimi olursam Whatsapp'tan ayrılırlar abi yani. Evet abicim. Böyle olmaması lazım. Bir yüz yüze ayrılığı hak etmedi mi bu adam? Hiç. Çok ayık. Ama mesela neden gitti? Burada suç Rıza Hoca'da diyemeyiz herhalde. Bir, bir sürü adam... yönetim şeyi ya, tabii oldu yani. Tabii ki ama yani. Ya mesela Beşiktaş hocaya, gel... hocaya sormadan beş tane oyuncuyu kadro dışı bırakıyor. Evet yani. E... Sanki çok iyi kadro varmış gibi elinde. Bu yani, O beyanı almadık ama öyle Hı -hı. bir şey dedi. Yani hiç evet. fikrini almamışlar. Hiç. Ben başkanla hiç görüşmedim dedi mesela. Samet Hoca'nın fikri hmm. falan. Bizim de olurdu bir ara. Ben ajansta çalışıyordum. Mesela patronu hiç görmüyordum bir ara. Hani işe girmişim. 6 ay olmuş. Hiç hmm. görmemişim. İlk görüşme de yok. Yok. Mesela maaşlar yatmıyor. Adamı görüyoruz mesela. Şeye, garaja giriyor. Şeyle, Porsche'yla. Ama yani bu falan. arada görmemek biraz daha daha iyi değil mi ya yönetim? Aslında evet. başkanı görmek. Ben şey. Mesela ben ev sahibimi hiç görmedim. Beş yıldır oturuyorum. Bence en iyisi. Görürsem problem var demektir çünkü. Rıza Hoca'nın hiç suç yok diyeceğiz ama Beşiktaş'a gelenin de bir ağzından çıkanı kontrol edememe yok. gibi bir şey var. Evet. Yani şey için Mert için falan dedikleri. Mert için ne dedi? Özür diledi sonra. Onu da alabilirmişiz aslında. Ne dediğini, aslında. dediğini görmedim. Mert'e şey falan dedi. da vuracaksın artık yani kaleci dediğinde o topa vurur gibi bir şeyler dedi ha. yani. Kahvedeki adamın yapacağı yorum evet. yaptı yani. Ondan sonra Hocası özür, olarak öz, öz, özür, özür diledi. Dedi. Dedi. Yani. Sonra amma telefon geldi. Hocam şey yapalım. Ee, <laughs> şöyle yapalım. Mert'ten özür dileyelim. <laughs> Ama WhatsApp'tan dileyelim. Uzaktan <laughs> gelmesen. Rıza Çalınbay'ın bir açıklaması daha. Bu da ayrılmadan önce. Maçtan önce Doktor Getson için %100 oynayabilir dedi. Getson'a hazır mısın dedim. Yok. Bundan önce oynadım kötü oldu dedi. <laughs> bundan önce oynadım dediği şey yani. Beşiktaş'ta bundan Beşiktaş'ta önce... önce. oynadım. <laughs> Olmuyor Beşiktaş... Hocam sezon başından beri oynuyoruz işte bir şey olduğu yok. Olmuyor hocam. Şey diyor hani sakat sakat mı oynadın? Hayır sak takımda bu takımda oynadın. Oynadım <laughs> oynadım. Oynadı. Sorun bu. Çok şey evet, ya çok ya böyle kötü. Böyle dalga geçiyoruz falan hani eğlencesindeyiz biz biraz işin tabii ki hani herhangi bir şeyimiz yok ama hani Beşiktaş'ı ben... al vur Galatasaray'la Fenerbahçe'nin dünkü oyununa yani. Ben hiç şey... Sizin bana... Her hafta özür dileriz haklıymışsın sen bir futbol dehasıymışsın demeniz falan lazım. Neden? Sezon başında ben bu şarlatanlara Beşiktaş'ın ne olacağını söyledim. Ne dedin? 4 ay önce. Ne dedim? Dedim ki bu Beşiktaş hiçbir şey olmaz Hı. Avrupa'da elenir evet. gelenden gidenden 5 yer. Evet. Dikte de bir şey beklemeyin bana dediler ki işte senin de futboldan anladığın bu kadar e, i̇kinci çok iyi gibi kadro... düşünmüyordu. Demirkol Deme, demek ki ben, de, demek ki ben ki daha Iyi, ki, ilk 11'i şampiyon olabilir. ikinci takımı küme düşebilir dedi ama işte çok dengesiz kurulmuş kadro. Neyse geçelim derbilerin derbisi. Yüzyılın El Galactico Confedano bir şey falan. Derbi. Ne? Nasıl? Konuştuk işte olmadı. Olmadı. Hayır şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Penaltı. Eridik kırmızı be kardeşim kar ya bu ne ya? Ne? Öldük ya kanter Sıcak içindeyim mı? ya. Devam devam kalsın bunlar. Hayır kesme. Kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Yok getirme peçete. Var pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Vara gitme. Ya bence penaltı. Artık yani kırmızı kart. Bence kırmızı kart. Yani Bam güm. Yani dövüş. Hani şey falan diyor açıdan baktım. Yumru buradan sıyırıyor da. İmruğun kardeşim yumru niye attın o zaman yani? Ki, niye vuruyorsun? Ha şey mi istiyorsun? Gözüne gelmemiş akı ama yani. Vuramadım gibi bir şey oldu yine. Şimdi işin bu tarafı da hep fikiriz ikimiz evet. en azından. Evet. Bence kırmızı kart ve penaltı. Evet. Ama Galatasaray'ın bunu bambaşka bir yerden neydi? Çocuğun gözü morardı. Erdi, diye. Evet yani çocuğun gözünün nerede de morardığını diye. hepimiz gördük Gördüm, abi. kafa vururken oldu. Hayır bu arada direğe çarptığı pozisyonda da morarmadı. Hayır orada o da, da, değil. da, değil. Kafa topuna çıktı. Çıktığında... Çikun'un arka kafasına kafasını vurdu. Evet. Ve gördük bunu yani. Gördük. Paylaşmışlar bak çocuğu ne hale getirdiniz <gülüyor> diye. Al. <laughs> Peki. Sen Van'da arayla fotoğrafını gördün mü? Van'da da burasını morartmış. Ha Van'dayı gördüm evet. O da böyle burasında onun Burası böyle varmış. mosmor. Niye yaptı? Hadi şey oldu. <laughs> <laughs> şey gibi abi hani bir noktadan sonra çiftler birbirine benzemeye başlar. Evet onda olan onda da olur. İkiz kardeşlerde de vardır. Mesela Cüneyt Ark'ın filmlerini hatırlarsın. Birini böyle kızgın demirle dağılıyorlar da öteki aaa! <laughs> şey Kendini olabilir. de böyle vurmuş olabilir bu arada olabilir. böyle. Umarım bu şey yapmamıştır yani. Olabilir. Ceko'dan bir disk geldi bu paylaşıma. Dedi ki Galatasaray'ın açıklamasını Fabrizio Romano paylaştı. Onu da görmüşsündür. Fabrizio'nun paralı personel gibi çalışması beni birazcık üzüyor. Biraz Galatasaray'a çalışıyor. Evet. Şu transfer açıklamalarında falan da biliyorsun. Para karşılığı böyle bir şey yapmış. Parasını verince hatırırsın. adam şimdi bu kadar popülerliğe ulaştı, bu kadar takipçiye ulaştı. Bunu artık kaşe Ama burada lazım. da mı mesela para, para aldı mı? mesela? Bence şeydir abi. Bu transfer açıklamaları falan yapılmıştı ya Zaha'nın falan galiba hmm. böyle şekilli şıkıllı videolu yaptılar Endombele'yi. Evet. Galiba Ziye mi? Ziyi. Hmm. Bence o pakete dahildir. Hani bir tane de tweet veya paylaşım sezon içinde Genelde isteyeceğiz. Genelde sponsorluk anlaşmaları evet, öyle evet, olmuş. Evet öyledir. bir tane de. Bir story alalım. Bir story hakkımız vardı. Buna kullanmışlar gibi geldi bana. Hani pakete Ama dahil. Ama sonra Ceko'nun paylaşımını da paylaştı. Öyle mi? Yazdıklarını da paylaştı. Hmm. Ceko da şöyle demiş. Adam kafasını kale direğine çarptı. Onlar da bu fotoğrafı alıp Instagram'larına koydular. Penaltı için ağlıyorlar. Her zamanki halleri demiş Galatasaray'ın. Fabrizio'ya da Fabrizio'cum sen bundan daha iyisini yapabilirsin. Yani bu kadar düşme. Tadında ben Ceko'nun şey bununla uğraşmasına biraz şaşırdım. Ceko daha nelerle uğraşmış oğlum? Evet. Sabah gördük ya. Abi bir storyler atıyor. Yani şimdi... Lik, lig, tablosunu koymuş. Demiş ki bak Fener burada Galatasaray burada. Puanlar eşit bu arada. Puanlar eşit. Şeyi koymuş. Gol krallığını koymuş. Gol krallığını, krallığını koymuş. Puan eşit mi? Fener bir puan önde. Eşit. Mi? Eşit. Gol krallığını koymuş. Aynı goldeler. Onu da ben üstteyim diye e, koymuş. Böyle parmak işareti parmak koymuş. Işareti bak demiş. Öyle. Ben demiş şeyi koymuş galiba. Maçtaki puan. Maçtaki ratingleri, koymuş. koymuş. O da onda da yukarıda. Ya bu arada bence de Ceko daha iyi oynadı. Evet Ceko'yu ben ilk defa yok ilk defa değil Avrupa maçlarında da izledim. 90 dakika Ceko'ya odaklı focus. gördüm. Fokus baktım. Çok iyi bir pivot santrafor oynuyor. Yani target man, tam FM'deki. Ya hatta ben sana şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın baskı ön baskı yapmamasının nedeni muhtemelen şey korkusu. Ceko'ya uzun atarlar çok rahat indirir pozisyon bulur. Bu arada burada iki hafta kadar önce evet. ben bir Tadiç Bey'imiz götünü kaldıracak mı çıkışı Hı -hı. yapmıştım. Bunun da şortsunda da Fenerbahçeliler evet. şey Ne oldu kardeşim? Çok kötü oynuyor ya. Abi adam... Sadece bir pozisyonda yine götüyle iki kişiyi geçti. Abi adım atmıyor. Ortaya çevirdi pozisyon oldu. Ya sen King'in yaptığının onda birini yapamayacak King mısın ya? King çok yani? iyi zamanda girdi. Boya perişan olmuştu Ferdi ile mücadele etmekten. Bu arada buradan tekrar bir Turgut'a Ferdi kredisi verelim. Bu, bu adam oynadığı her FM oyununda ilk Ferdi'yi transfer ediyor. Hangi takım olduğu fark etmez. <laughs> da olsa, Wolfsburg'da olsa, Real Madrid'de olsa. Fer... Nereye gidersem ilk Ferdi. Ferdi çekiyor ilk. Yani dün hakikaten böyle bir baktım da o Boe normalde herkesi paramparça eder. Boğuştular. Ha, Boe bazı şeylerde yine üstündü. Ferdi de bazı konularda üstündü ama çok iyi bir oyuncu ya. İnanılmaz bir oyuncu gerçekten. Son senesi falandır herhalde diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ee, İsmail Kartal, Fred önemli bir oyuncu ama Kara Kara onu düşünecek mi? <laughs> <laughs> Dur okuyamadım bile. Fred önemli bir oyuncu ama Kara Kara onu düşünecek değil. Ne kadar ayıp? Ne ka Kendi oyuncum. Öyle denir mi? Kendi yani? oyuncu denir mi? Ya? <laughs> Kardeşim sürekli seni mi aklıma getireceğim? Kara <gülüyor> <gülüyor> kara, kara onu düşünemem. Biraz gözüm gözüme şimanski düşüneceğim ben, ben beyaz onu Sürekli kara... Şuna bak pamuk gibi. Kara kara firet mi düşüneceğiz? Rüyalarıma giriyor. Kabus kara 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 onu düşünecek değiliz. Kendi işimize odaklanarak mücadele edeceğiz demiş. <laughs> Çok ayıp. Ben kınıyorum İsmail Hoca'yı burada. Biraz da Tadiç konuşalım madem yeri gelmişken. <laughs> İsmail, bu eski. Bu, bu biraz eski. eski. Ama yani sen almak istedin. Ama tam yeri geldi. Tadiç ile İsmail Hoca'nın açıklaması yine. Tadiç ile biraz özel hayata girdik. Balıkçı bir ailenin çocuğu olduğumdan bahsettim. Hıh. <laughs> O da oğlumla biz de balık tutuyoruz. Bir gün beni de götürür müsün dedi. Aha geliyor baba diyecek. Eyvah. Hadi İsmail Hoca'ya. Eyvah. Baba ol balığa gidecekler. Babacım. Kesin bir babacım vakası yaşanacak burada da. Tuttuğumuz balıkları gösterdik birbirimize. Okey. Bak. <laughs> Bak. Kör kefal. Bir boşluk bulursak en kısa zamanda balık tutmaya gideceğiz. Ne diyeyim? Boşluk vardı aslında. Şey ikinci yarıda gidebilirlerdi. <laughs> Derbinin ikinci yarısında. <laughs> Bundan sonra hatırlıyorsun orada, Trabzon maçı oldu. Orada ne Tadiç vardı ne İsmail Hoca vardı Tabii. ikinci yarıda. Gidebilirdi mesela Okan Hoca ile Zaha da gidebilirdi. Hiç, hiç yoktu. Beyanlarda <laughs> yok ama bu arada onu da şey yapmak istiyorum. Okan Buruk'un <laughs> maçtan önce şey diye beyanı var. Ne diye? İşte seni Fenerbahçe'de istedi Zaha ediyor. Ha Zaha'ya. Seni Fenerbahçe'de istedi ama sen bizi tercih ettin. İşte yani, şimdi bu maç... Projemiz daha büyüktü bizim. Bu maça çıkıp bunun neden olduğunu göstermelisin dedi. dedi. Ve? Ve yedek bıraktı. Yedek bıraktı. <laughs> <laughs> i̇şte böyle trollük yapacaksın. Şey değil mi? Kaliteli ee, troll. Yani burada kaç hafta oldu lig? 15 mi? 16 mı? 17 mi? Neyse. Yani. Neyse. 10 Bu 10. kadar haftadır bunu kabullenmemeye çalışıyorum ama artık çok net bir şekilde söyleyeceğim. Bütün Galatasaraylı renktaşlarımdan özür dileyerek Zaha götümüze girdi. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Olmadı. Ol Olmadı. Ve hiç yani, olacak gibi de durmuyor. Olacak gibi de durmuyor çünkü yani zaha girdiğinde oyuna şey oluyor. Bir zaha var bir de Galatasaray Bak, var. Mesela Ziye'ye bakıyorsun. Bir şeyler ki, yapıyor. Bir şeyler yapıyor bundan olur diyorsun. Ben şeyi çok seviyorum sürekli. E, Boe, Ziya çalışıyorlar. Hani veriyor, alıyor, koşuyor. Biraz Ziye'yi, Boe'yi şey zannediyor. Süpermen falan zannediyor herhalde. Çok koşuyor yolunu atıyor evet. Böyle yapıyor. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Erif perişan oluyor. 35'te böyle dalağa şişiyor. Çok önüne atıyor topu. Ama yani bir uyum var. Bir takımla bir alver var. Zaha yok ya. Zaha topu alıyor. Baba artık hani son 25 dakika girmişsin. İki çalımda atı vereceğiz asasına bir gir ya aldığın topta. Yok yok. Hiç yok oyunda. Zaha bir e, Anhelinho da öyle. Anhelinho gitti zaten. Anhelinho'yu oynatmıyoruz da. Abi artık Anhelinho'nun parasını O kadar diye. oynatmamak ki. Bir maç daha oynarsa zorunlu alımı var ha, Barış ya. Barış Alper'i sol bek yapmak artık Barış yani. Alper ne oynuyor ya? Yani. Helal. Vallahi helal olsun. Çok futbol konuştuk. Evet. Neyse. Futbol konuştuk dediğim de yani evet. Bir e, spor e, ha, bana böyle beyan ver. Atilla Gökçe'nin e, MasterChef Danilo Zanayla bir diyalog. Bir diyalog. Benim rüyalar. Atilla Gökçe ve Danilo Zanna. Danilo'ya Vincenzo'nun anlamı ne diye sordum. Bana İtalyanların anlamlı isimlere pek merakı olmadığını söyledi. Sonra da bekle bekle senin için Latince'ye bakıyorum dedi. Vincentius, Vincenzo oradan geliyor. Kazanmak için yaratılmış. Anlamı buymuş. İsmail ne demek? Ne demek? İşte ne demek? İşte gökten inen ilk kuzu tanesi. <laughs> Bilmiyorum koç mu? O İbrahim değil mi? Hayır onun işte şey biz hani şey gibi futbol terimiyle anlatayım ha. sana hani İ İsmail çık koç gir gibi hani böyle bir son da son dakika değişikliği 90'da artık vakit geçirmek. <laughs> Benimki oturulacak yer demek. Turgut mu? Hı. Ha bir de uç senin soyadın ucu otur gibi mi hani? Gibi. Ucunu ot. <laughs> böyle Güzel. küçük mesajlar veriyor. Güzel bir ikili. Danilo şefin Vincenzo'nun anlamını bulmasına ne diyorsun? Yani e, senin için bakıyorum. Atilla Gökçe ile aralarındaki bu kadar Latince'ye bakmış, uğraşmış. E, güzel. güzel. Türkiye'den çıkıyorum. Kısa artık. bir abdest Yeter. molası verdim. Abdest molasını aldık. Endrick Real'in bir yıldır beklediği transferi topçu gelecek diye transfer yapmıyorlar. Evet. Ama oraya da gelmeyecek yani Endrick o istedikleri aradıkları forvet değil. Niye? Niye olmadığını düşünüyorsun sen? Bilmem. Yani Mbappe'ye odaklandılar mi? bence. Mbappe gelmeyecek. Nereye gidecek? Bir yere Bence Real Madrid almaz bu saatten İngiltere sonra. İngiltere'ye gelsin. Ellerimi ovuşturarak Liverpool'a bekliyorum. M Ay M batrayım. istiyor musun gerçekten Manyak ya? Manyak mısın? Ay hiç M sevmiyorum. Ben de batrayım. sevmiyorum ama Liverpool'a gelsin en büyük fanı olurum hemen. Ay yok. <laughs> Değil yok. mi oğlum? Taraftarlı mı siz yanlış anlıyorsunuz. <laughs> bu arada Enric'in biliyorsun mesela futbol menajeri oynadığında da hep transferi ayarlı. Real'e geçeceğim geçecek ki imzaladı oğlum adam zaten. gibi başlıyor. Ben FM oynarken Galatasaray kariyeri yaparken şeyi fark ettim. Biz de nasıl bir katakulli yaptıysak Ziyeh şöyle başlıyor oyuna. Galatasaray bedelsiz kiralık. Tamam. Bir yıl. Bir yılın sonunda da bedelsiz imza atmış şekilde. Yani bayağı Chelsea ne olur alın. Evet hani Kira Rica bu, bedelsiz kiralık verelim bir sene sonra sözleşmesi bitiyor o zaman da alırsınız. Maaşını da ödemeyin. Evet. Gelmesin evet. yeter ki diye. Yeter ki gelmesin ya. Her e, yerin nargile e, kokutuyor. E, <laughs> e, Icarden'in ilk gelişi de şey değil mi? Ya evet. tamam 750 verin ya yani maaşını Hı -hı. da biz ödeyelim alın. Ya o hadi hiç oynamıyordu. Ziyasetçi olarak. ama böyle, böyle olacağını hiç beklemiyordu evet. kimse o beklemiyordu. O şeydi yani. Piyango. Piyango. Endrik demiş ki Real Madrid ile 5 kez Şampiyonlar Ligi, 10 kez La Liga kazanmak isterim. Neden bu kadar spesifik bu sayılar? Ve evet yani 5 kere Real Madrid gibi bir takımda 5 kere yani de Şampiyonlar Ligi'ni alamıyor olmak da 10 yıl kalıyor. Onun da kazanıyor. 10 yıl 10 yılda lig alıyorlar. 2 senede bir de Şampiyonlar Ligi alıyor. Ha. Allah bereket versin. Ne diyelim? <laughs> Ve bütün bunları yaptığında da hala 27 yaşında olacak. Bu arada olacak. Real aşağı yukarı bu istatistikle gidiyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bu arada yani yani iki senede bir alıyorlar aslında. Yani yakın. o 5 beş kez şampiyonlar ligi yapılabilir bir şey Real evet. Madrid için. Evet. 10 10 lig, çok. biraz zor. 10 evet. biraz zor. Peki buradan Real Madrid'den devam ediyorum. Fl Florentino Perez ne uğraşıyor dedem ya? Herkes de istemiyoruz dedi ya. Evet. Ondan sonra. Hatta şeye ben Başakşehir. çok güldüm. Fenerbahçe de istemiyoruz dedi. Evet. Oğlum. <laughs> Başakşehir'e gülmedin de Fener'e mi güldün? Oğlum hayır Fener'e şundan güldüm. Lan bari yeni bir lig kuruluyor. Diğerine giremiyoruz Buraya gidin ya. <laughs> <laughs> Hemen niye istemiyoruz diyorsunuz. Oğlum, bir tane şans gelmiş elinize. Büyük takımlarla. Bir şey söyleyeyim mi? Taraftarlar bir işte. şekilde düşünüyor. Fenerbahçe'nin biz bunu reddediyoruz açıklamasının altına baktım. Ben bütün Fenerbahçeler ya niye istemiyorsunuz? Evet. Bir müzik dinleseydik. Ha. yani Kendi bestesi olacaktır. Herhalde. Zaten bu arada Şampiyonlar Ligi'nin de zaten konsepti değişiyor seneye. Evet. O, o, o da lig olacak. Hmm. Ama yani. Yani şey şöyle bir şey oldu. Onun organizasyonu yapmalarını engelleyen bir karar vardı Muhtar bozdu o kararı. Cefer'in de şey dedi. Yapın lan. He, hadi yapın hadi da, da görelim. dedi. E herkes istemiyoruz diyor. Alman evet. kulüpleri zaten reddetti baştan. İngiltere'de United City Reddetti Liverpool'u görmedim yalan Yo, olmasın hepsi, hepsi ama reddetti. hepsi reddetmişti Liverpool reddetti. taraftar baskısından çıkamaz zaten öyle bir şey de yapamaz onlar geri adım atmıştı ilk seferde Bu de, arada yani bir, özellikle Premier Lig'de bir iki tanesi reddettikten sonra diğerleri ben istiyor çünkü hani şey olur taraftarın gözünde de Taraftar ne, zaten. Ne yaptırtmaz zaten ilk kurulduğunda bu Süper Lig biliyorsun hepsi girmişti Ondan sonra hepsi taraftarlar yüzünden geride kal. Yok. Hatta yönetimlerin istifasına kadar istedikleri için... Şu anda Real Madrid ve Barcelona kendi aralarında sürekli El Clasico ya oynayacaklar gibi anlıyorum. duruyor. Mesela, Alman kulüplerin tuzu kuru tamam mı? Stadyum gelirleri tavan. Evet. E, yayıncı gelirleri sabittir, düzenlidir, bir şeyleri vardır. Belli yani finansal yapıları sağlam. İstemiyorlar. Hmm. E, İspanya'da izletemiyorlar ki ligi. Ne yapacak? Onlar da uğraşıyorlar işte. Kardeşim bak bizde bir, e, bir derbi var. Verelim mi hemen? Verelim bunu. Bak bu çok güzel. Buradan senin dediğin hakem olayları yurt dışında neler neler oluyor dediğim beyana geçelim. Cruzeiro Başkanı Sergio Rodriguez kupa finalini kupa finalini kötü yöneten hakem Felipe Fernandez Lima'nın eşiyle birlikte oldu. Böyle bir haber çıktı. Baktım biraz araştırdım gerçek mi diye. Birkaç haber sitesinde var. Eşine baktın mı? Vallahi aradım. <laughs> Başkan da aramış. Hani ne günahı nedir bu işin diye bir baktım. Yani burada e, bu tabi örnek olmasın. Olmasın. Yani ama sağa hakem döveceğiniz. <laughs> Hayır bunu da cezayetlendirmeyelim de. Evet. Yani adamın gidip karısını şey yapmayın. Ya eşi de bu arada hakem yani bak kötü yönetince. Hmm. Ama ilişkisini de kötü yönetiyor Hayır yani. eşine gidiyorsun da eşi de hemen de diyor ki olur. <laughs> <laughs> Saçma öyle öyle gelişmemiştir olaylar. <laughs> senin senin bu kocan var ya bizim penaltımızı vermedi. O yüzden sen ve <laughs> <laughs> İstiyorsan vara gidelim. Ozan Kabak Almanca'da en zorlandığım kelime oturum kartı anlamına gelen bir söz var. Onu hala söyleyemiyorum. Alamamış herhalde. Alamam, <laughs> muhtemelen onu söyleyemediğine göre. Onu söyleyemese verecekler belli mutlaka. ki. Mutlaka. Ne ya istiyorsun? Şey abi istiyorlardır çünkü. E, e, ne, ne, ne vereyim ne vereyim? Hı? Ne söyleyemiyor. Hacı'nın bir beyanı. 2002'de Türk Milli Takımının kadrosunda ben olsaydım Türkiye 3. değil şampiyon olurdu demiş. Yani herhangi bir, bir kere böyle bir cümle kurması çok değişik. Yani evet, şundan niye? dolayı evet. yani. E şeyde ne bileyim 2002'de finali kim oynamıştı? Brezilya, ile Almanya. Ha ve Almanya tabii Oliver Kahn. E, Almanya'da olsaydı da Almanya'da da Evet. Ya işte onu diyecektim. Fransa'da işte başka bir turnuvanın Fransa'sında olsaydın diye böyle, böyle beyan mı olur böyle yani? Beyan olmaz ama şunu söyleyebilirim. Ben o Brezilya'nın yine de alacağını düşünüyorum. Ya çok biz, iyi bir Brezilya'ydı. Bizim kadroda yani. kadro da çok iyiydi yani zaten. Evet. Eksiğimiz hacıymış gibi davranmaya çok evet. şey yok ama olsaydı evet. Benjamin Mendy'nin mahkemesi devam ediyormuş. Hı. Duydum mu bilmiyorum. Bu arada oynuyor galiba bir takımda şu an. Emin değilim. Döndü mü ben de emin değilim ama duruşmaya çıkmış ve mahkemede e, hakime bin kadın Olur. pardon on bin kadın ile birlikte olduğunu söylemiş. Şahan'ın böyle bir ya, ah işte sonat. Ah, sonat ve Şahan Ama takımcısı. gerçekten böyle bir skeci vardı. On bin kadınla nasıl beraber oldum? Nasıl? İşte öyle bir skeci vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> Anlatıyordu. şey var ya bazı e, matematiksel hesapları ortaya koyarsak çok zor geliyor yani... bana. Nasıl olabilir? 10 bin kadın. 10 bin farklı kadın mı? Çünkü o da önemli. 10 bin farklı kadın var mı ya? Dünyada. <gülüyor> Dünyada hani <laughs> Mendy'nin radarına giren 10 Hayır, bin kadın de, olabilir mi? Ben bu durumlarda şey kızıyorum. Hmm. Ya 10 bin. maaşını kadın olarak mı alıyorsun ya? ya böyle işte, bir şey olur mu? Burada mı? bir sürü şey var tamam mı? Hmm. Bir saydın mı pet yani? De, değil mi? Çünkü bak almanak yapmış değil mi? 2003 2004 kadınlar. Bir yerden sonra çünkü bunu nasıl takip edebilirsin ki? Ya diyelim ki 500 olsun. Abi ben 2000'de falan bırakırım saymayı gibi geliyor. 2000'e kadar sayar 2000 e mısın? 2000'e kadar sayar <laughs> <laughs> Manyak 2000'e kadar sayarsın. Yani. Bir yolda bulsan sayacaksın demişler. Hayır, şey yapamayacaksın, hmm. kanıtlayamayacağın şeyleri sıktım. Hayır, bir de mesela her şeyi sayıyorum, birlikte olduğum nasıl yani, hani öptüm. mesela öp <laughs> bin, olabilir bin bin ha, ünlü olabilir. Tamam bin tamam mı? Okey. Ne futbol tamam anlayabiliyorum. Tamam. Ama bak 10.000 artık bir yerden sonra. Başkasının ya, istikakına göz dikmek gibi. 10.000'de binde şey gibi olması o, lazım. O, olamayan insan var kardeşim. Süre olarak da mesela. Sen on... ne yapıyorsun? Memeleri mi tutuyorsun şu an? Hayır. 10 bin kadınla birlikte olma mizanseninin şöyle olması lazım. Mesela Kasparov'u bazen böyle şey organizasyonlara çağırıyorlar. Gösterim açlarına. Şöyle oluyor. 200 tane çocuk diziliyor. <gülüyor> 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 tamam mı? Böyle Kasparov geliyor. Bunu oynuyor. Onu oynuyor. Onu oynuyor. Hani Mendi düşün. <laughs> 200 tane kadın böyle dizilmiş. Tak geliyor ona hop böyle tak şuraya basıyor <laughs> yandakine geçiyor. Hop ablacım diyor buna sen de buradan diyor siyah oynadım ben diyor. Sen de beyaz oynayacaksın diyor. Hop <laughs> sırayı durduruyor geçiyor. Bu yani 10 bin kadınla nasıl beraber olabilir ki başka türlü? Bu bu arada duruşmada neden bir söylenmiş de, olur? Böyle gidiyor gidiyor Kasper, sonra bir tanesiyle berabere kalıyor belki. Hani evet. Mendi de belki öyle hani tak onu boşalt onu böyle <laughs> Öyle hop burada patladık gibi olabilir. Bu duruşmada niye söylenmiş olabilir bu arada? Şey gibi mi? Sen kardeşim bu kadınla hani bir şey yaptın mı? Ya Ben 10 bin kadınla beraber oldum. Ha, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ki. Hatırlamıyorum dedim. Ya da şey olabilir. Hani taciz, tecavüzden davası var ya bunun. 9.999'undan şikayet var mı? Ha, bir de onlara yani, bakalım. E, bir tanesinin de söylediğini mi şey yapacaksınız? Hakim Bey bak bu kadar rızalı kadın Rıza aldı demişken. Rıza demişken Rıza Çalınbay. falan, <laughs> falan tekrar duruyormuş. Yok. Yani ben dediğim gibi matematiksel olarak biraz zor buldum ama. Mesela kaç dese inanırdın? 3000. İnanırsın 3000. 3000'e inanırım. Yani şöyle olsa ayda... <laughs> ayda... Ayda 100 kadın desek. Yine günde 3 yapar oğlum. Tamam. Yani hiç antrenman falan yapmaması lazım. Tamam. Ayda 50 kadın desek. Yani o zaman tam. Bir buçuk falan yapıyor işte. Yani bir sekiz falan yapıyor. <laughs> i̇ki <cüce> yüze <laughs> sıkıştırsın. Abi bilmiyorum. Vallahi matematiğim yani. Ya bazı bir gece olur. Mesela tamam mı? Çok işte felekten bir gece çalışmıştır. O beş yazarsın. Tamam ama yani. Beş yazarsın o gece. Nereye kadar abi? Bu yani kaç yaşında gün, ben bir bakacağım. Bir gün boş geçtin. Sonra iki. Bir gün üç oldu. Sonra bir falan. 29 yani. yaşında. Vallahi bilmiyorum. Hesaplayamadım. Neyse. Yani Ar bu arada bak insan gibi olsa hmm. 18'inden sonra yapmaya başlasa. Tamam. Öncesi de olurdu ama şey 10 yılda bölsek yılda 1000 kadın. Yani her yıl her gün 3 kadınla birlikte oluyor olması lazım bu adamın. 10 yıldır. Evet. Manyak mısın ulan? Bana ne bakıyorsun? ben? Hani bir beyanım mı var? <laughs> Senin kaçışma falan <o> diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Tarih konuşurum. yazar. 2020'de Barcelona artık Luis Suarez'e ihtiyaç duymadığına karar verdi. Biliyoruz hepimiz bunu. Evet. Şey MSN döneminden bir sene sonra mı? İki, iki sene sonra. MSN mi? Messi şey ha. Suarez Neymar. MSN o değil öyle titreşim yolladığın değil. Senin aklın mendide kaldı. Evet evet. Bu yüzden onu sadece 6,5 milyon sterline Atletico Madde sattılar. Evet. Ronald Koeman haberi Suarez'e yüz yüze değil telefonda verdi. Samet Aybaba Baba gibi. Aynen, şey demişti mi kovman arayıp, ee, soracım şöyle yapalım. E baş... <laughs> sen şimdi tesise gelme bugün. O sen elleri evet. öp, elleri böyle yap, evet. Aynen. <laughs> bir iki üç bin sana tazminat evet. verelim biz, evet. bana güvenmediğini söylediği konuşma 40 saniye sürdü. Çok ayıp. Mendi'nin ortalama bir seksi bu. Evet. Tıkışı Kasparov mendi değil mi? Bir efsaneyi kovmanın yolu bu değil. Kendini efsane demek de bu arada. Efsane. Yani. Ama tamam da başkası desem o da efsanesi mi peki Suarez? Yani evet. En efsaneleştiği kulüp? Liverpool. Yani Liverpool. Önce bana planlarında olmadığımı söyledi. <laughs> Ve sonra sözleşmemi çözmezsem anca ile karşı oynayacağım. <laughs> Villaray'la <'i gülüyor> niye oynayacağız? <laughs> <laughs> yani Almeria desen Getafe Tabii. desen anlayacağım da. Adamlar Villarreal... fena da değil yani. Evet abi yani. Beni istemiyorsa bile bana bir şeyleri net bir şekilde anlatacak kişilikten yoksundu. Haklı. Oğlum daha ne kadar net söyleyebilir. E çok kısa saniyede bir... söylemiş bir, Bir daha söylüyorum. Suarez bitti kardeşim Siz bu planlarımda iş. Planlarımda yoksun. Anca Villarreal oynatırım. Daha ne kadar net olabilir? Ayıp ya. Suarez'e yapmaz. Yapmaz. Yapmazsın. Suarez bunun üzerine ne yaptı? Ne yapmış? 21 gol attı. Ve Atletico Madrid'e 7 yıl sonra şampiyonluğu getirdi. Hepimiz izledik o sezonu. Ne izledik. Camp Nou'da Barcelona'ya gol attıktan sonra Kuman'a doğru telefonla konuşma gol sevinci yaptı. Öyle yapmış. Rıza Hocam yapar mı? bir Telefon sonraki mı? takımı Beşiktaş'ı yendikten <laughs> Sivas. sonra yine tabii Sivas'a dönerse olabilir. Yani şimdi ne, ne diyorsun? Messi'nin takımına gitti. Aa şeye gittin mi Miami'ye? Miami'ye gitti. Aa, Messi Suarez. O zaman Neymar, da, Neymar da lazım oraya. şey Alaba da orada. Alaba Pardon, da orada. Alaba diyorum Alba orada. Alba orada. Alba orada. Küçük bir Barcelona'yı oraya getiriyorlar Aynen. işte. Özlediğiniz Barcelona yeniden geliyor tekrardan. şey dedi Messi Barcelona beni almıyorsa ben kendi Barcelona'mı kurarım <laughs> buraya. Şey güzel Futurama repliği var ya şeyin Bender'ın ben kendi şeyimi kurarım. Vallahi güzel. Atamayana atarlar. Haydi bakalım. <laughs> Neler var bu hafta sanki biraz dolu orası. Atamayana atarlar da ee, dünden hemen çok taze Hı -hı. harika bir şeyimiz var. Ben başlayayım mı? L L Lütfen. Ümit Özat. O Cikun'un bahsettiğimiz sıyıran yumruğu. Yumruk pozisyonu. Ciku'nun hareketi kasten yaralamaya girer. Faruk Hoca'nın hareketinden daha kötü değil öncelikle. Daha kötü değil. Daha kötü ee, değil. Şeyin hareketinden de daha kötü değil. Hemen söyleyelim. Cruzeiro Başkanı <laughs> Sergio Rodriguez'in. <laughs> <laughs> o da o da daha kötü. O da daha kötü. Twitter kullanıcısından biri. Evet. Demiş ki Özata. Hı. Hmm. Mmm, şaşısına bak. <laughs> <laughs> evet, evet, Ehliyet vermiyorlardı. Sana ehliyet vermiyorlardı. Biz sana kaptanlık verdik demiş. Ümit Özat da. Hemen alıntılayıp cevap vermiş. Ben de size kupa verdim. Angut. <laughs> almayı almaya unuttun herhalde. Çok kötü saplamış. Çok iyi cevap. Çok iyi saplamış. Gerçekten yani... çok iyi cevap. Ve linçleniyor şu an. Ben gördüm. Hiç Bayağı umurunda bir... olduğunu zannetmiyorum. <laughs> ya oğlum Alevlenmiş. Ya adam bir daha futbol konuşulmasının yasaklanması gereken bir şey yapmıştı zamanında hatırlıyorsun. Yani bu hareket biraz... Neyse, <laughs> burayı... <laughs> E o da önüne gelen angut diyor. Çok problem edeceğini zannetmiyorum. Evet abi, yine de evet, evet yani. Hakaret davalarında geçen hafta içi toplantı yaptık markaj ekibiyle. Şey Biz diye avukat konuştuk. ayarlarız dediler. Biz avukat ayarlarız dediler. Tazminatlarda da yüzde elli Hani... <laughs> ben yine de o toplara hiç girmiyorum. Sen düşün. Evet. Sen doğru. tutamıyorsun çünkü. Evet, tutamıyorum. Dedim ama az önce benim de bir beyanım silindi muhtemelen. Burak Yılmaz. Bu gerçek pardon, mi? Pardon Burak Yılmaz. Bunu Şenol Güneş söyledi. Biraz eski bir beyan ama bunu al almak konusunda istedim kendimiz. Bunu söyledi Şenol Güneş. Niye söyledi bilmiyorum. Şöyle muhabir soruyor Beşiktaş'tayken Şenol Hoca'ya. diyor ki ihtiyaç duyulursa Burak Yılmaz bir 30 dakika oynar mı hala enerjisi var mı diye soruyor. Şenol Güneş'in cevabı abu bakar ondan 41 santim daha önde. Oğlum bu çok? Spesifik bu. Bir spesifik iki çok. Çok ve yani Çok. Bunu... E, ö, ölçülmüş gibi yani bu. Evet. Yani çünkü bak bir adım önde diyebilirsin. Diyebilir. Biraz daha önde diyebilirsin. diyebilirsin. Yani bir kafa boyu önde diyebilirsin. Santimle bu beyanı vermek. Bir de mesela küsüratlı. Peki bir şey söyleyeceğim. 10 bin mi 41 Aha. santim mi? Efendim? Daha in inandırıcı değil. Bu? Ha. Hangisine 40... inanırsın? Vallahi Abu Bakar'a şöyle bir bakınca. Evet. 41 yandırdı mı? Ya ne konuşuyorsunuz ya şu anda ya? <laughs> Turgut. 5 dakika bana Abu Bakar'ın şeyimi konuşturuyorsun. Kaç karıştırdın? E ama 41 saniye mi? 5 dakika konuşturur yani. Peki Şenol Hoca buna mı gönderme yaptı sence? Hani ne olabilir başka? Diye. Bacak açıklığı mı? Olabilir mi? E, çünkü kapatamazsın ki bacağı. Tabii doğru. Veya şey mi demek istedin? Hani 41 kere maşallah Abu Bakar'ımız var. Ola, ben... Abu Bakar'ımız var. Abu Bakar'ımız yani, var. Abu, Bakar var. Abu Bakar oldu mu? Neydi kızılcıklar oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi inşallah ona gönderme değildir diyelim. Değildir. Veya ona göndermeyse de ben Bakar'ın soyunma odasında tıpkı zamanında Vieira'nın yaptığı gibi biraz ağırlığını koymasını beklerdim. Evet. evet. Twitter'dan bir kullanıcı. Evet. Ve Twitter'da bizim ekmeğimiz suyumuz gerçekten. Tabii. Atamayan ekmeği suyu. Rhys James Arsenal'e. Rhys James Arsenal'e diye Kim bir Kim bunu hayır diyebilir? Evet. Riz James ben. Ben hayır, <gülüyor> <gülüyor> ben hayır diyorum demiş. Bu arada ben de hayır diyorum. Riz James Arsenal'a mı? Bir Arsenal taraftarı olarak. Evet. Yani bu arada asla senin kadar değil. Yani Peki. sempati beslediğim bir takım olarak ben de hayır diyorum çünkü harika bir futbolcu evet. ama oynamıyor. Oynayamıyor. Çok müzmin sakat. Yani sahaya çıktığı Peki. gibi zaten böyle giriyor sahaya. Oynarım, oynarım. Bir 10 dakika oynarım. Aynı benim halı saha kariyerim evet, gibi değil Bu, değil. Adam... bu arada Arslan'ın sahibi kim şu biz an? Bir susar mısın? Bu Hı. adam iki gün sonra, iki Hı. gün mü yarın mı? Çarşamba. İki gün sonra MR'a girecek. Yani siz bunu izlerken. Artık ya bacak öyle bir noktada ki yürüyemiyor adam. Vapura koşuyoruz, koşamıyorum. Ve dedi ki bugün halı sahaya gidiyorum. Niye? <laughs> Şundan dolayı. Şimdi ben bu sakatlığı muhtemelen Adele yırtığı ve ayak tarak kemiğimde çatlak var arkadaşlar. Tamam. Ben bu sakatlığı yaşayalı 2-3 ay oluyor. Hmm. Ve umursamadım ve devam ettim ve çok ağrım var hala da. Evet. Şimdi bunu doktora göstereceğim. Diyecek ki yok bu şöyle kaynamış, böyle olmuş. Bu yeni değil bilmem ne. <laughs> ben bununla uğraşmak istemiyorum. Ben bu akşam gideceğim. Bütün şeyimle, kalan kuvvetimle oynayacağım. Halı saha namustur. <laughs> onu Bak, tam yırtacağım tam onu. Tam iyice yırtacağım veya iyice sakatlayacağım. Doktor da diyecek ya ciddi bir durum yani bu. Yani o görüntüye baktığı zaman o ne çıkacak? Ha, net çıksın? Ya çünkü şimdi yarım yamalak tedavi istemiyorum. Ben hı hı. iyice bir bozayım. Bazen şey yapıyorum mesela ben. menajer oynarken kadro kurarken herkesi bir sıfırlıyorum. Hı. Tek tek diyorum. Temiz seçeyim. Buraya sağ bek alayım, buraya sol A bek aynen, alayım. Aynen, aynen. Aynı onun gibi ben. Yani ayağı bir sıfırlayayım. Yenisini tek tek seçeyim. Gibi. Anladım. Kardeşim halı saha iptal edilmez. Halı sahadan cayılmaz. Halı saha bir <laughs> a, a, Halı saha <laughs> erkeğin namusudur. Bugün, aynen öyle. Bugün Türkiye sinemasının en önemli unsurlarından biri Zeki Demirkubuz bile Halı saha mı yapıyor? ...onulmaz bir halı sahacı kendisi. Aa hiç bilmiyordum. Hayatta halı sahadan aldığım zevki işte Beşiktaş ve halı sağdan aldığım zevki başka bir şeyden almıyorum. Oğlum diyor. bizim bu gerçekten sanatımızın en zirvesindeki isimlerin inanılmaz maganda olmaları. Evet. Fazıl Say, Fazıl say şey, Demir kubus. Bak yani Galatasaraylı de... böyle bir şey yok ama. Neyse inşallah bilemezsin. Sana <gülüyor> şimdi... <gülüyor> yani e, yalvarırım hmm. ve büyük temennim ki az önce silinmiş bir söylemden dolayı şu an bana çok kuruldu İsmail. Ha silindi mi burası? Herhalde lan gerizekalı manyak mısın? <laughs> İnşallah silmezsiniz. Marka gibi. Gram şeyiniz varsa, şerefiniz varsa Turgut'un bu beyanını burada tutarsınız. <laughs> Tutamayız diyorlar. Böyle Tutamayız. Bizi değerler. <laughs> <laughs> Neyse. Hazır mısın haftanın sorusuna? Serbest vuruş bölümümüze Hazırım. başlıyorum. Hadi. İkircikli bir beyan hazırladım bu hafta sana. Mesela şey deseydin. Hmm. Asla bilemezdim. Neyi Abu deseydin. Bakar 41 santim önde. Ha, bunu kim söylemişti? Şenol yani? Güneş'e hiç yakıştırmazdım mesela. Kime yakıştırırdın? Sergen'e. Ha. Olabilir. Veya Zeki Demirkuş. <laughs> Aa keşke bunu sorsaydım ya. Bak Zeki Demirkubuz'un gerçekten böyle bir beyanı var. Söyledim ya. Hayatta halı sahadan aldığım ve Beşiktaş'tan Mesela. aldığım keyfi kimseden almış, Hiçbir şeyden almıyorum diye. Mesela Tahmin oldum. eder miydin? Hayır. Zeki Demirkubuz'un böyle bir şey söyleyeceğini. Nasıl? Ama yani bu arada seçenekler ne olacaktı? Zeki de muhtemelen Bilge Zeki öyle <laughs> <laughs> şey. E, var mı başka öyle bildiğimiz Beşiktaşlı? Yani işte oralarda, oralarda böyle, gezerdik. Evet. Ben Zeki Demir da Beşiktaşlı olduğunu bilmiyordum ki. Gerçekten Yok, mi? Yok bilmiyorum. Oğlum bütün Türkiye biliyor bunu ya. Bak. Adam tribünde sürekli hatta geçen şey sordular. Bir filmiyle ilgili bir soru sormuşlar. Tribünde yakalayıp Beşiktaş tribünden bir filmini demiş. Hayır. Gerçekten böyle bir adam. Ben Fulma, o adamın filmleri, var. filmleri sıkıcı olduğu için adamın hmm. her şeyi sıkıcıdır diye ya ismini madem, gördüğüm gibi geçiyorum. Madem abi Halı sahayı bu kadar seviyorsun bize niye taş raporunu <laughs> izletiyorsun sen? <laughs> Nuri Bilge ile içimizi kıyırdınız ya yıllardır. Nuri Nuri Ceylan. Geliyor sözün. Söyle vur, Demiş ki bu isim. Real Madrid Real Madrid'dir. Real Madrid aradığında karar vermek kolaydır. Arda Güler. Chelsea'deyken 3 kez Real'e karşı oynadım. Bak. Barnebeo'ya gidince misafir soyunma odasına girmek için hep sola dönüyordum ama her zaman sağa dönüp ev sahibinin soyunma odasına girmek isterdim. Hmm. Şıkların geliyor. Her sola gitmek yerine sağa gitmeyi tercih eden biri. Sinan Oğan. <laughs> ben de Kerem Akturkoğlu diyeceksiniz. Eden Hazar. Kepa Arrizabalaga, Balaga. Antonio Rüdiger. Aryan Robben. Ya sen Chelsea'de oynayan herkesi koydun buraya. Ya Chelsea ve Real'de oynamış futbolculardan oluşuyor şıklarımız. Açtın listeyi. İki, Kimler var iki dedin. İki bırakmış iki aktif. Oynayan. Demiş ki bu isim tekrar hatırlatıyorum cümleyi. Real Madrid, Real Madrid'tir. Real Madrid aradığında karar vermek kolaydır. Chelsea'deyken 3 kez Real'e karşı oynadım. Barnebeu'ya gidince misafir soyunma odasına girmek için hep sola dönüyordum. Ama hep sağa dönüp ev sahibi soyunma odasına girmek istedim. Demiş bu üç isim. 3 kez. Hazar, Kepa, Rudiger, Robben. Şimdi... Aradığında hemen koşa koşa gitti biri Kepa aslında sonda. Ama sanki Kepa döneminde 3 kere Real Madridle oynadım Chelsea emin değilim. Sen yani son dönemde şampiyonla, şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde 3 kere yaşamak için aktif olması lazım. Kepa dönemine çok de, ya bu arada hatırlamıyor olabilirim. Olabilir. mi olabilir. Ger Hazard o Hazard döneminde, Robben döneminde olmuş olabilir. <laughs> ha şu Robben'in arada çok uzun bir bayranı olduğu için Evet. Chelsea'si de var. Real'i de var. Ama işte, o Robben değildir. Hmm. Çünkü yani bence Bayern'deyken Real'le daha çok oynadı. Olabilir. Yani uyduruyorlar çok uzun süre uzun çünkü Bayern dönemi yani. Dönemi, o yüzden Robben'i direkt ettim. Belli ki bir sen de, Chelsea hem Chelsea'de hem Real'de oynayan oyuncular diye şey yapıp... Bir de Bayern'de oynamış bir oyuncu şey der mi emin değilim. Hani Chelsea sana burada değil. yönlendirme gibi yapıyorum ama hayır. Real, Real'dir der mi? Bayern Demi, demeyebilir. De bence değil. direkt Chelsea'den giden bir oyuncu olması lazım ki diğer üçü öyle. Yani Rüdiger de tabii ki olabilir ama yani sanki bu Hazar gibi yani. Çünkü Real isterse gidersin. İşte ayağım oralara dönüyordu. Bil Bilmem ne yani. Biraz da şey gibi mi? Hani Real'e ben bir şey veremedim diye hem böyle öyle bir hem güzelleme şey, mi yapıyor yani arkasında? Şey gibi düşündüm. Chelsea'de çok iyiydim. Niye Real'e gittin? Bak hmm. ne olmadı? Ama Chelsea isterse ha böyle gidersin. Böyle bir soru üzerine de gelmiş. Ha, Chelsea isterse gidersin kardeşim yani. Çünkü Real ha, 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 Hazar... Chelsea'nin kralıydı. Evet. Premier Lig'in de kralıydı. Evet. Ee, Olmaz oynuyordu yani. Real Madrid'e gitti futbol hayatı. Bize attığı bir gol var jeneriklik. Evet. Yani Acayip. bu arada futbol hayatının bitmesi Real Madrid'de bir suç yok ama teknik olarak Real'e gitti ve futbol hayatı bitti. Evet. O yüzden... Real garip bir yer ya. Yani İngiltere'den gidip yani mesela futbol kariyerini bitiren çok insan oldu Real'de. Mesela Mesut Özil. Beckham March. Gareth Bale. Real'de bitirdiler bunlar. Evet. Ya biraz kendi istekleriyle de oldu muhtemelen ama. İlginç. Ben buna Hazard diyeceğim. Hazard diyorsun. Hazard diyeceğim. Evet. O da böyle sola gidecekken sağa falan çekmeleri de vardı onun ha, böyle. Öyle gidecekken böyle. Peki. Real realdir diyen. Real ararsa gidersiniz diyen. Chelsea'deyken üç kez karşılaşan. Tam deplasman soyunma odasına gidecekken ev sahibine gidesim geliyordu diyen. <laughs> efendim. Tabii ki Aryan Robben değil. Çok e, haklı bir çıkarım yaptım Bayern'den. Alman mantıklı oldu. Rüdiger de değil. Ve şimdi burada tabii ki geri dönüp kayıttan <laughs> neye bakacağız? Turgut'un Kepa değildir dediği <laughs> yerlere bakacağız. Doğru cevap Kepa Ariza Balagay'dı. Kepa'yı şundan söylemedim. Kepa 3 kere oynamış mıdır emin olamadım. İkisi geçen seneki turda zaten. Geçen sene Bir önceki sene bir eşleştiler. Ha bir de Kepa şey ya. Zor bir eşleşme Kelsey'de oldu. bile sürekli 11 oynamıyordu hmm. ya Kepa. E, Be Benzema'nın yine coştuğu bir eşleşme oldu hatırlıyor musun? Tamamen ondan söylemedim. Yoksa... Evet. Peki tam bu noktada programı bitirmeden şuraya parmak basmadan da geçemeyeceğim. Çünkü az önce e, beni tetikleyecek yine bir şey söyledin. Dedin ki ben bir Arsenal taraftarı olarak izledim mi maçı? <laughs> ya, özetine baktım. Allah belanızı versin artık. ne Neyini beğenmedin kardeşim? Oğlum smaç vurdu ya Odegaard topa. Aa, böyle sen, bir şey olur sen mu artık? Sen ağlıyorsun ama. A, bunun ne açıklaması? Sen ağlıyorsun. Ya eliyle böyle aldı çevirdi çekti topu ya. En azından kardeşim. Ortada bir maç vardı. Vücudun doğal pozisyonu mu Arsenal... bu. Benim doğal pozisyonum bu Efe oynarken. <laughs> Böyle topu aldı ya. Bu penaltı değil mi? Turun? Görmedim bu arada pozisyonu. Nasıl görmedin? özeti izlemişsin? Ee, ben yani Ne nedense... oldu bakmadın mı o arada? gollere doğru ileri ileri yapıyorum genelde. İleri ileri yapar mı Liverpool Arsenal maçı ya? E o şeydim. Niye öyle oldu hatırlamıyorum. E, acelen mi vardı? Yayına mı giriyordum? He. Bir şeydi böyle hızlı hızlı bakmam gerekti. Yalancı. Evet. Yalancı. 10 şey. bini yetiştirmen yetiştirmem gerekiyordu. Ya inanılmaz ya. Vallahi görmedim Nasıl, pozisyona ya. Gerçekten bak burada 2 haftadır 3 haftadır konuşuyoruz. Ben bu el kuralını valla anlam anlamaktan... Sen buraya gelip her hafta beni olarak hakemden şikayet mi edeceksin? Hayır bazen de Nunez'den <laughs> şikayet ediyorum. Hadi gör, görsel isteyelim. Tamam. Çok güzel görseller vardı. Yine photoshopçulardan Evet. Bölüm içerisinden sizin de kafanıza yatan e, bir şeyleri seçebilirsiniz. Öyle yapıyorlar gördüm ben bu hafta. Kendi seçtiği bir şeyi yapmış bir arkadaşımız. Şimdi tabii ki tamamen evet. sizin yaratıcılığınızla. Evet. Balık tutan bir İsmail Kartal ve Tadiç. Olabilir. Yan yana balık tutuyorlar. Ya da birbirlerine balıklarını gösteriyorlar. <laughs> Olabilir. de evet, olabilir? 200 kadını yan yana dizmiş bir Benjamin. Aa. Şey Mende olabilir. Olabilir. Kasparova Mendi kafası. Olabilir. Ama diğer şeylere de çocuklara da kadın koymak lazım. Ama reçetesi olsunlar dikkat edin. Evet. Mendi yargılanıyor Bizi de yakmayın. Ondan sonra Kruzer başkanı isteyecek miyiz? Ya Bulabilen varsa gerçekten Cruzeiro başkanı ve şu hakemin eşini şöyle bize bir göstersin ya. Bunu ben Bu arada Fotoş yani çünkü yapıyorlar. Hani ben Cruzeiro bulamadım. başkanı, hakem Aynı yatağı, ve Aynı üçünü koyalım. Ya yani öyle bir hakem mizansen e, olabilir. Evet. E, kara kara düşünen bir İsmail Kartal olabilir. Ha İsmail Kartal siyah boyasın. <laughs> <laughs> Tam tersi İsmail Kartal siyah boyu fi, Freddy Beyaz'a boyayabilir misiniz? Hayır blackface yapmayın. Ya, ya. Tamam Freddy beyaza boyasınlar. Whitewashing. Böyle beyaz beyaz olan bir fredi hayal edip mutlu olan bir İsmail Kartal. Çok güzel evet olabilir. Bir de ee, şeye bırakıyorum yine iz, izleyicilerimize bırakıyorum ama dinleyicilerimize de aynı zamanda. Suarez ve Kuman arasında bir telefon konuşması baloncuğu istediğinizi yazın ya, içine. bu da olabilir ben de şöyle bir şey hayal etmiştim. E, aynısı değil ama hani sonuncu diye dedim. Hı hı şeylerin önünde, tesislerin önünde, gecenin birinde tek başına bekleyen bir rıza açalım <laughs> Güvenlik eşlik ediyor. Güvenlik dışarıya. eşlik eder ediyor kendisine. Evet, evet arkadaşlar. Bundan sonrası artık sizin güzel aklınıza kalmış diyoruz. Diyojen'den bu haftalıkta sizlere veda ediyoruz. Markaj YouTube kanalında bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Podcast'ten hala dinleyenler için söylüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri öpüyoruz. Görüşmek görüşürüz. Bay bay.